Mutlu günler değerli izleyenler. Satırbaşı programıyla karşınızdayız. Gündemin başlıklarını konuşmaya devam ediyoruz Satırbaşı'nda efendim. Saatler 17.30'u göstermesi itibariyle. Bugün de önemli bir konuğumuz bizimle beraber. Özellikle Bursa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nın geçtiğimiz günlerde yapılan olağan genel kurulunun sürecini konuşacağız. Ve gündem başlıklarımız da olacak. Başkanımız stüdyomuzda Bursa SBMM Odası Başkanı, yeni başkanı hatta diyebiliriz. Hüseyin Halil stüdyomuzda. Öncelikle başkanım yayınımıza hoş geldiniz ilk başta. Çok teşekkür ediyorum. Ben de programınız aracılığıyla hem meslektaşlarımı hem de Bursalı hemşerilerimi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederiz. Özellikle şimdi yeni yönetimi konuşacağız. Aslında yeni yönetimin yol haritasını konuşacağız ama biraz da olağan genel kurul sürecini ben konuşmak istiyorum. Şimdi pandemi sonrasında odalar hızlı bir şekilde hem genel kurullarını yaptılar hem de Bursa'da bu noktada odalar bazında meslek anlamında da hareketli bir seçim de yaşandı diyebiliriz. O süreçte neler yaşandı? Hemen dinleyelim. Bir ön seçimde oldu, devamında bu noktada bir farklı oy da aldık özellikle. Nasıl değerlendiriyorsunuz o süreci? Evet, biz 4-5 Haziran 2022'de 24. dönem genel kuruluna iki listeyle beraber girdik. Bu iki listeden Çağdaş grubu ait olan liste meslektaşlarımızın tercihi ve teveccühüyle seçimleri göğüsledi. Buradan önce Çağdaş Grup kendi adaylarını ön seçimde belirlemişti. Bizim ön seçimlerimiz de genel kurul gibi gerçekten oldukça görkemli, geniş katılımlı, yaklaşık 1900 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bir ön seçimde belirledik. Sıralamalarımızı da ön seçimde belirlemiştik. Buradan aldığımız güçle zaten genel kurula geldik. Genel kurula geldiğimizde de biz kendimizi ön seçimden aldığımız gücü buraya daha rahat yansıtır bulduk. Listelerimizi de genç, kadın ve tecrübeli meslektaşlarımızdan oluşacak şekilde eşit dağılımlı ve daha çok kendimizce onların mesleki yeterlilikleri ve mesleki duruşlarıyla seçtik. Meslektaşlarımız da bizim belirlediğimiz listeye gerçekten teveccühlerini ortaya koydular. Genel kurul gerçek bir demokrasi şöleniydi. Biz çok keyif aldık. Bizimle beraber genel kurulda yarışan dayanışma birlik grubu adayı arkadaşlarıma da ben seçim döneminde gerek genel kurulda gerek seçim döneminde göstermiş oldukları centilmence davranıştan dolayı teşekkür ediyorum. Öteden beri aslında Çağdaş Grup seçimleri force eden, seçimleri de genel kurulları da force eden bir yerde. Bu dönemde öyle oldu. Biz pandemide meslektaşlarımızın çok yalnız kaldığını hissetmiştik. Bütün seçim ve seçim sonrası düşüncelerimizi de bunun üzerine kurduk. Gerçekten meslektaşlarımız pandemi döneminde zor şartlarda çalıştılar, zor şartlarda ürettiler ve ekonominin ve çarkların gerektirdiği bilgileri gerektirdiği süre içerisinde ilgili kurumlara verdiler. Bence karşılığını da çok fazla maddi ve manevi alamadılar. Biz bu sürecin sonunda da onlarla genel kurulda kucaklaştık. Yeni dönemde bunun acısını çıkartacak plan ve politikalar ortaya koyduk. Genel kurulda bizim istediğimiz gibi sonuçlandı ve meslektaşımız bir önceki seçiminde üzerine çıkan bir farkla odayı bizim yönetmemizi istedi. Bizim kadrolarımızın yönetmesini istedi. Biliyorsunuz Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda nispi temsil yöntemi var. Yani aldığımız oya göre aslında genel kuruldan sonra yönetim kurulları oluşuyor. Ben buradan tekrar Dayanışma Birlik Grubu üyesi arkadaşlara da ve seçime katılıp demokratik haklarını kullanan herkese de çok teşekkür ediyorum. Onlardan aldığımız güçle önümüzdeki 3 yıl
güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum. Bunu da söyleyelim o zaman. Peki yeni yönetimin yol haritası. Pandemiden bahsettiniz. Evet, pandemi de gerçekten bu noktada bakıldığında sistemlerde değişiklikler yapıldı. İşçilerle ilgili bu noktada düzenlemeler oldu. Meslek açısından aslında siz belki de hala ofislerinize gitmeye devam ettiniz. Bu noktada çalışan grup arasındaydınız. Belki herkes evine gitti ama o noktada sistemler devam etti. Bu bağlamda da yoğun bir pandemi süreci de atlattınız diyebiliriz. Tabii ki oda çalışmaları da bu noktada eğitimler boyutunda, yüz yüze yapılan etkinlikler boyutunda çok da yol alamadı. Ama pandemi sonrasındaki işte bu noktada bizim yeni normal ve pandeminin etkilerini atlatmamız durumuyla birlikte artık hayatlarımızda bu noktada yeni çalışma sistemlerini kurmaya devam ediyoruz. Peki yeni yönetimin yol haritası ne olacak? Hızlı bir şekilde planlamalarımız var mı? Var tabii. Dediğim gibi biz meslektaşımızın pandemi döneminde odayla kopan bağ olduğunu hissettik. Pandemi doğal olarak insanları toplu yaşama alanlarından kopardı. Bundan meslektaşlarımız da nasibini aldı. Biz de bir arada olamadık. Bir arada üretimler gerçekleştiremedik. Çoğunlukla pandemi dönemindeki tüm evrak ve kayıt işlemi sizin de ifade ettiğiniz gibi benim meslektaşlarımın sırtından geçti. Onların hepsini kutluyorum. Görevlerini gerçekten canhıraş ve özveriyle yerine getirdiler. Yeni dönemde artık onlarla kucaklaşacağız. Yeni dönemde odayla ve odanın faaliyetleriyle kopan bağlarının yeniden kurulmasını sağlayacağız. Bu arada da tabii ki pandemi döneminde var olan yalnızlıklarını gidermek için odanın ve yeni yönetimin belli projeleri var. O projeleri hayata geçireceğiz. Özellikle benim yönetim anlayışımda bazı şeyleri kendimizin yapabileceğini, kendimizin başarabileceğini düşünüyorum. Sonrasını başkalarından bekleyeceğiz. Önce kendi yapabileceklerimizi hayata geçireceğiz. Şöyle söyleyeyim. Mali müşavir meslektaşım hastalandığında ya da Covid'e yakalandığında neredeyse yalnızdım. Oysa ofisinde işleri, üstlendiği görevleri devam ediyordu. Pandeminin sonuna doğru zor durum hali, mücbir sebep hali kabul edildi ve buna ilişkin ertelemeler yürürlüğe girdi. Bu da eksik şekilde yürürlüğe girdi. Hala biz bunun eksik olduğunu düşünüyoruz. Belli komisyonlar kuracağız. Meslektaşlarımızın zor durumlarında yanlarında olmak için. İlk bu komisyonların hayata geçtiğini göreceksiniz. Genç meslektaşlarımızın oda yönetimine aktif katılmalarını sağlamak için bir komisyon daha kuracağız. Genç Harika. Yönetim Kurulu kuracağız. Genç Yönetim Kurulu aslında kuşaklar arası geçişkenliği sağlayan, bizim de kararlarımızın bir kısmında yer vereceğimiz etkili bir komisyon olacak. Yine meslektaşlarımızın mesleği icra ederken mentörlük müessesesinin eksik olduğunu, meslekte yıllarını vermiş meslektaşlarımızın belli tecrübelerinden faydalanmaları gerektiğini düşünüyoruz. Ve bir de idareyle yaşadığı problemlerde meslektaşlarımız odanın onların lehine aktif olarak yer almasını istiyor. Bu dönemde onlar da olacak, evet, Sevda Hanım. Bunu da vurgulayalım. Gençler önemli. Hem meslek adına, evet, hem de onların da yönetime katılmasıyla birlikte bakış açıları farklı olacaktır odaların diye düşünüyoruz. Dinamizmlerinden faydalanmak istiyoruz onları. Çünkü özellikle şu andaki en önemli başlıklardan bir tanesi de hep konuşuluyor ama işte X, Y, Z kuşaklarının aslında meslek içerisinde birbirlerini nasıl tolere ettikleri, hem gelenekselden faydalanmak hem dijitali kullanmak, bu kıymetli olduğu için özellikle dijitali kullanan ve bu anlamda açık olan sektörün yeniliklerini ortaya koyabilecek bireylerin de olması kıymetli. Buradan da duyurulur deriz efendim. Peki son günlerde özellikle yine yaptığınız göreve geldiniz. Görevle ilgili devamında aslında mesleğin 33. yılı içinde güzel de bir anma da gerçekleştirdiniz. Bunun için ne söylersiniz? Evet, 13 Haziran bizim meslek yasamızın yasalaşarak yürürlüğe girdiği, yasal statü kazandığı tarih. Bu yıl 33.sünü biz meslektaşlarımızla birlikte kutladık. Görev dağılımımızı da o gün yaptık aslında yönetim kurulumuzda.
O günü devir teslim günü olarak da belirledik. Bilinçli seçilmiş bir gündü aslında. Uzun yıllar mesleği icra eden meslektaşlarımızın yasal bir mecraları yoktu ama 13 Haziran 89'da yasanın kabulüyle beraber artık bir yasamız var. Ama bu yasanın belli maddeleri var. Biz 13 Haziran'da bunu dile getirdik. Bunların antidemokratik hükümleri var. Belli başlı sorunlarımızın temel nedeni olarak gördüğümüz şeyler var. Bunların hızlıca temizlenip, hızlıca revize edilip günümüz koşullarına uyarlanması lazım. Neler var? Üst birliğimiz var bizim aslında. Yani TÜRMOP üst birliğimiz. Buranın yönetim kurulu 9 kişiden teşekkül ediyor. Bu 9 kişinin 5 tanesi mali müşavirlerden oluşuyor. 4 tanesi serbest muhasebeci mali müşavirlerden, 5 tanesi yeminli mali müşavirlerden oluşuyor. Bu 5 yeminli mali müşavir olması zorunlu. TÜRMOP'un genel başkanının da yeminli mali müşavir olması zorunlu. Şimdi düşünün, cumhurbaşkanı olabiliyorsunuz ülkeye ama TÜRMOP'a genel başkan olamıyorsunuz. Biz zorunluluğun kalkmasını istiyoruz. Yeminli meslektaşlarımızla aramızda hiçbir problem yok. Onlar da zorunluluk kalktıktan sonra TÜRMOP'a genel başkan olabilirler. Bizim hak ve menfaatlerimizin savunması konusunda da kol kola, omuz omuza mücadele edebiliriz. Yine girişte söylediğim zor durum hali ve mali tatil var. Bakınız, yasalaşmış ama bizce kullanılması şu anda verimsiz olan bir mali tatil var. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde mali tatile gireceğiz. 1 Temmuz, 20 Temmuz mali tatil. Meslektaşlarımın tümü ve idare de biliyor ki 20 Temmuz'dan döndükten bir hafta sonra da bütün beyan ve bildirimleri zamanında yetiştirip yapmamız lazım. Bu durumda mali tatil anlamsız kalmış oluyor. Talebimiz öteden beri Temmuz ayında herhangi bir bildirim verilmemesi. Yani Ağustos ayında bu bildirimleri 2 aylık olarak vermemiz durumunda meslektaşlarım da gönül rahatlığıyla bir tatil yapacaklar, kafalarını boşaltacaklar, döndüklerinde de işlerini daha verimli yapacaklar. Dolayısıyla meslek yasası ile ilgili bu antidemokratik hükümlerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Evet, bunu da söyleyelim. Bu da aslında meslek yasası ile ilgili durumu konuşurken baktığımızda mesleğin sorunlarıyla da ilgili bir cevap da almış olduk. Evet. Aslında bu sorunun cevabını da almış olduk. Bu çok uzun zamandır dile getirilen problemlerden bir tanesi. Bunu da söyleyelim ve altını çizelim. Evet, odanın gündemi bu şekildeydi. Ama ben gündeme dair de bir soru sormak istiyorum. Biz çünkü satır başında gündemi sıklıkla konuşuyoruz. Ve işin uzmanları bu noktada yorumlar da yapıyorlar ve aslında işleyen sistem içerisindeki doğal akıştan da bahsediyorlar. Soracağım sorulardan bir tanesi asgari ücret zammı beklentisi. Şimdi pandemi sonrası birçok, hatta pandeminin içerisinde birçok düzenlemeyle karşılaştık biz. Bu noktada işveren, işçi arasındaki bu düzenlemelerde hep serbest mali müşavirler bu noktada işin ustaları olarak kalemle bu işin aslında uygulayıcısı oldular. Şimdi asgari ücreti soracağım. Özellikle son zamanlarda enflasyonist bir sistem olduğu konuşuluyor ekonomi başlığı içerisinde. Ve buna bağlı olarak da enflasyonun artışı ve aylıkçı kesimin mağduriyeti konuşuluyor. Şimdi açıklandı bu durum. Temmuz ayı içerisinde 1 Temmuz itibariyle tüm aylıkçı kesim için yapılacak bir düzenleme var. Bunlardan bir tanesi de asgari ücret. Belki de asgari ücretle ilgili bu ikinci zammın yapılması önümüzdeki süreçte de başka bir düzenlemeye getirebilir mi? Diskin bir talebi oldu bu süreç içerisinde. Dörde bölünsün, yıl içerisinde 4 kez asgari ücret diye zam yapılsın. Bu noktada da eğer enflasyonist bir sistem devam edecekse aylıkçı kesimde mağdur olmaz açıklaması var. Ama bakıldığında Temmuz ayında bir durum bekleniyor, bir beklenti var. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Ciddi anlamda bu süreç içerisinde aylıkçı kesim için bu çözüm yöntemi olacak mıdır? Bu soruyu da sormak isteriz efendim. Şöyle söyleyeyim. Pozitif bir ayrım yaparak sözlerime girmek istiyorum. Meslektaşlarımın asgari ücret tarifesi geçen yıl Ekim ayında konuşuldu ve %25 olarak tarifeye zam yapıldı. Yeni yıla başlandı. Düşünün, Ekim ayında hali hazırda bu kadar ortalık alt üst olmamıştı. Biz %25 zamla yılbaşında girdik ve devam ediyoruz. En öncelikli ve acil konunun
meslektaşlarımın asgari ücret tarifesinin de 1 Temmuz'a kalmadan yenilenip güncel hale getirilmesi olduğunu düşünüyorum. Yine ülkenin yaşadığı ekonomik sorunlardan dolayı, dünyanın yaşamış olduğu ekonomik sorunlardan dolayı ücretli çalışan tüm kesimlerin asgari ücretlerinin günün ekonomik koşullarına uygun hale getirilmesi gerekiyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili yılın sonuna bırakılacağını, yeni yılda bu işin yapılması gerektiğini ifade etti ama bizim başka bir önerimiz var. Yine meslektaşımız olan bir arkadaşımızın da bu konuyla ilgili istişare etmiştik. Bakın 1 Temmuz'dan sonra esnaf, sanatkar ve işverenlerin de bir kısmı zor durumda olacağı gerekçesiyle asgari ücret zammına karşı çıkabilir. Peki bu durumu değiştirir mi? Hayır. Asgari ücret zammını işsizlik sigortası fonundan karşılarsanız yılın sonuna kadar ne esnaf sanatkarlara, işveren kesimine bir yük getirmiş olursunuz ne de emekçi kardeşlerimizin ezilmesine izin vermiş olursunuz. Daha bir iki gün önce yanlış hatırlamıyorsam hükümet yetkilileri işsizlik sigortasının fonunda biriken paranın yeniden 100 milyar lirayı aştığını söyledi. Zaten emek kesiminin parası. Dolayısıyla emek kesiminin hayat standardı ile ilgili iyileştirmede kolaylıkla kullanılabilir. Bir vergi ve sigorta yükü bindirilmeden de işverenlerin rahat nefes almaları sağlanabilir. Asgari ücretin vergi dışı kaldığını biliyoruz. Burada bir eşitsizlikten de söz etmek istiyorum. Nedir? Açıklayalım. Şimdi 2021'in sonlarına doğru asgari ücretle ilgili çalışmalar yapıldığında gelir vergisi kanunda bir değişiklik yapıldı. Ve bu değişiklikle asgari ücretin brüt tutarı kadar olan kısım vergi dışı bırakıldı. Bu tutar huzur hakları için, yani sermaye kesiminin temsilcileri için ödenen paralar için de gelir vergisi dışarı bırakıldı. Yani 5000 liraya kadar kabaca şöyle diyebiliriz, tutar emek ve sermaye kesiminin temsilcileri için vergi dışı. Oysa bir esnaf sanatkar olduğunuzu düşünün, ayda 3000 lira para kazanın, sizden devlet bunun %15'ini istiyor. Vergide eşitliği ve adaleti sağlama adına tüm kesimler için bir asgari geçim sınırı belirlenmeli ve o kadarlık kısım vergi dışı bırakılmalı. Toplumun tüm kesimlerinin rahatlaması sağlanmalıdır diye düşünüyorum. Önümüzdeki yıldan itibaren de asgari ücret artışı ile ilgili kalıcı olarak emek sınıfının ezdirilmediği bir sisteme geçilmeli. Ama bu yıl için işsizlik sigortasında biriken paranın kullanılmasının çok verimli olacağını düşünüyorum. Evet, tabii ki bir model belirlenecek bunun için ama diyorsunuz ki özellikle bu sigorta fonunun kullanılması aslında mevcutta bir para var. Bu noktada iki tarafı da yormayacaktır. Hem işvereni hem hükümeti bu destek paketi içerisinde bunun olması gerektiğini söylüyorsunuz. Şunu da soralım, eğer bu enflasyonist sistem devam edecekse Ocak ayında tabii ki asgari ücretlinin beklediği her yıl olduğu gibi zammı tekrar alacaklar. Bu noktada uzun vadeli bir sistem değişikliğini Türkiye'de giderebilir mi? Yani asgari ücretin yılda 4 kere zam alması gibi ya da klasik yöntemlerle artık 2'ye bölüneceği durumu sürdürülebilir bir durum olabilir mi başkanım? Şöyle ifade edeyim. Bakın çok politik olmamakla birlikte şunu ifade etmem gerekiyor. Bugün kur korumalı diye bir sistem var. Belli kesimin kazançları, paralarının ya da yaşam standartlarının yaşanan ekonomik krizden etkilenmemesi yasayla sağlanmış durumda. Diğer hiçbir kesimin böyle bir garantisi yok. Ben aynı standardın tüm kesimler için sağlanması gerektiğini, özellikle emekliler için de aynı standardın sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Sermaye kesiminden ya da hani hep klasik tabirle faiz kesimi diyoruz ya, o kesimin parasını kur korumalıyla koruma altına aldınız. Dövize endekslediniz, hak kayıpları yok. Sistemden elde ettikleri faiz gelirlerinin vergileri de yok. Tüm diğer kesimlerin de bu koruma sisteminin içerisinde olmasını istiyoruz o zaman. Ya da futbol oynuyorsanız futbolun oyun kurallarına göre, basketbol oynuyorsanız basketbol oyun kurallarına göre oynamalısınız diye söylemek istiyorum.
Futbolu basketbol kurallarıyla oynarsanız sürekli handball olur, penaltı ya da gol yersiniz. Ekonominin şu andaki durumunun da bu bağlamda bakılıp biraz derlenip toparlanması gerektiğini düşünüyorum. Kur korumalı sistemin gerçekten bir kesimi koruduğunu ama diğer bir kesimin de özellikle emek ve emekli kesiminde hızlı bir şekilde ezildiğini görüyoruz. Aleyhlerine olan bu durumun aynı şekilde düzeltilmesini istiyoruz. Yani eğer ülkenin bir kaynağı varsa bu kaynağı hepimiz için eşit kullanılmalı. Emek ve emekli kesiminin de ücretleri kur korumalı gibi dövize endekslensin. Hepimiz 1 Ocak'taki oluşturulmuş ücreti dövize endekslenmesi ve ücretlerimize yansıtılmasını kabul ediyoruz. Bizim asgari ücret tarifemizin de aynı sisteme geçirilmesini kabul ediyoruz. Toplumun tüm diğer kesimleri bizim de bu önerimize sıcak bakacağını düşünüyoruz. Evet, çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Önemliydi. Hem bu noktada yeni başkanımız yeni yönetim bağlamında da değerlendirmelerde bulunduk ve gündemi sıcak bir başlığında bu noktadaki analizini de almış olduk. Son mesaj ne olur başkanım? Ben bu fırsatı bana verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Son sözlerimde toplumun fırsat eşitliği, toplumun sorunları paylaşma eşitliği, toplumun her şeyi eşit paylaşması gerektiği düşüncesindeyim. Her şeyi eşit paylaştığımız zaman hiçbir sıkıntı olmayacağını, ülkenin kendisine yetecek kaynakları, ülkenin kendisine yetecek kadar işi, kendisine yetecek kadar parası, insan gücü, her şey olduğunu düşünüyorum. Eşitliği sağladığımız zaman, fırsat eşitliğini sağladığımız zaman, bir kesimin ezilmesine izin vermediğimiz zaman her şey daha güzel olacak diyorum. Saygıyla selamlıyorum bütün Bursalı hemşehrilerimi. Çok teşekkürler efendim katılımınız için. Satırbaşı'nın süresini tamamladık. Saatler 19'u gösterdiğinde ana haber bülteniyle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.